Evet, Ağustos ayında 2022 videosu yapan Eleman'ın kanalına hoş geldiniz hepiniz. Ben Yusuf. Geri döndüm ya da dönmeyi umut ediyorum. Bu yazıyı 4 Ağustos gece saat 3 sularında yazıyorum. Hangi tarihte izliyorsunuz bu videoyu bilmiyorum ama yaklaşık 1,5 seneden sonra sonunda bir video içeriğiyle karşınızdayım. Ve yine klasik yılın ortasına gelince yapılan seneyi değerlendirme videolarıyla yapıyorum bu dönüşü. Dürüst olmak gerekirse bu tarz videoları yaparken cidden eğleniyorum. Çünkü eskisi gibi uzun yapamayacağım artık videoları. Eskiye nazaran daha çok meşgul olmamdan kaynaklı. Bu da aşırı detaylı yazmak zorunda değilim. Daha konforluyum demek. 2020... Oğlum niye bağırıyorsunuz? 2022 oyun senesinin genel olarak değerlendirmek gerekirse inişli çıkışlı ortalama bir yıl derim. Sene boyunca iki büyük oyun hariç ismini duyurabilen veya çıkan büyük bütçeli yapım yoktu neredeyse. Saha bildiğiniz indie yapımlara kalmıştı ve benim de oynadığım yapımların büyük bir çoğunluğu indie oyunlardı. Yani çok memnun sayılmam yıldan. Çünkü yıl bittiğinde çok az oyun deneyimlemiş, listemde bahsedecek oyun bulmakta zorlanmıştım. İş başa düştü diyerek ne bulduysam oynadım. Yazımı yazdığımda ise oynadığım 2022 oyunu sayısı 29'du. Merak etmeyin, bu bir top 29 videosu değil. Hızlıca bazılarını anlatıp bazılarını direkt görsellerini gösterip geçeceğim. Call of Duty Modern Warfare 2. En son model bu Call of Duty'miz Black Ops 3'ten beridir oynadığım en kötü Call of Duty oyunuydu. Hatta son 1-2 bölüm olmasa en kötüsü bile olabilirdi. Ucuz yırttı. Yıllardır her sene çıkan Call of Duty'leri oynarım. Hiçbirisinde şu ana kadar ne bir optimizasyon ne de bir bug sorunu ile karşılaştım. Bu oyundaki buglar ufak tefek olsa hadi neyse de bazıları oyunumu bayağı baltalayan bozuk oyun diyebileceğim türden buglardı. Bu konudan kötü şöhretli olan Cyberpunk'ta bile böyle şeylere rastlamadım. Durumun vahimliğini siz anlayın. Oyuna gelirsek klasik Call of Duty, 2019'daki Modern Warfare gibi olsa severdim. Stray, senenin en balon oyunu. Meme kültürü sayesinde bir oyun en iyi oyun kategorisine nasıl aday olabilir hala anlayamıyorum. Ve böyle güçlü rakiplere rağmen nasıl en iyi indie kazanabilir bunu hiç anlayamıyorum. Kedimiz çok tatlı, grafikleri hoş, o yüzden yarım yıldız vermiyorum. Time Asia, Souls severlere alternatif olacak tatlı bir yapım. Ama sakın Elden Ring bitirdikten hemen sonra başlamayın, kalite ciddi anlamda rahatsız edebilir. İlk boss'undaki kaliteyi diğerlerinde de sürdürebilseydi, analisteme girmek için yarışabilirdi. Overwatch 2. Bok gibi. Signalis. Signalis bitirebilseydi muhtemelen listemde 5. 6. sırada yer alan bir oyun olabilirdi. Yaklaşık %60'ını bitirdim ama araya başka şeyler girince güme gitti maalesef. Geri dönünce de nerede ne yapacağımı bulamadım ve oyunu unutmuş bulundum. Signalis tam olarak bir Resident Evil oyunu. Ama indie bir Resident Evil oyunu. Tam yorum yapacak kadar deneyim ettiğimi düşünmediğim için listeye almadım. Yoksa listemde bitirmediğim başka bir yapım var ama yorum yapabilecek konumda olduğumu düşündüğüm için onu listeye aldım. Oynamak istediğim ama oynayamadığım oyunları gösterecek olursam... Bunlar da kötüden iyiye listeye giremeyen diğer oyunlar. Şimdi ise ana listeye geçebiliriz. Dying Light 2 listemde yer edinebildiği için yatsın kalksın Signalis'i bitirmediğime dua etsin. 10. sıramda bulunmasına rağmen Dying Light 2 benim hayal kırıklığına uğradığım oyunlardan birisiydi. İlkini başyapıt olarak görmesem de arkadaşımla birlikte ayıla bayıla neredeyse her şeyini yaparak oynadım ve çok eğlenceli anlar yaşadım. Oynanışı, parkur mekanikleri, iyi işleyen açık dünyası ve 8 yıllık bir oyun olmasına rağmen göz alıcı grafikleriyle Dying Light hala muadillerine ders veren bir yapım. Gel gelelim Dying Light 2'ye. Acaba co-op oynasaydım daha çok sever miydim diye 40 saat boyunca kendime sorduğum inanılmaz inişli çıkışlı bir deneyimdi benim için. İlk başlarda sıkıntıdan geberirken sonrasında kendimi kaptırıp saatlerce başından kalkamadığım, eğlendiğim bir oyunken son çeyreğinde ''Ne zaman bitiyor bu oyun anasını satayım ya?'' deme noktasına geldim. Maalesef içerik önceki yapım kadar eğlendirmeyi başaramıyor. Dying Light 2 ortalama bir yapım olsa da çok iyi yaptığı bir şey var, o da aşırı sağlam bir vuruş hissiyatına sahip olması. Düşmanımı doğramama rağmen kıyma yapana kadar vurduğumu hatırlıyorum. Kurduğumu cümleye bak anasını satayım, iyice delirmişim ben. Neyse, daha odaklı anlatayım. İlk Dying Light'ta hikaye konusunda zayıf bir işti. Bu yüzden ikinci oyuna da beklentimi bu yönde ayarlamıştım. Her ne kadar yapımcılar bu konuda iddialı geldiklerini söylese bile. Oyunu oynamamın üzerinden neredeyse 7 ay falan geçti ve en ufak bir şey hatırlamıyorum hikayeden. Karakterin adı neydi onu bile unuttum. Aiden'di sanırım.
Aiden'di değil mi? Oynarken de hikayeden hoşnut olmuyordum zaten. En önemli olan oynanış tarafı ise hiç fena değil aslında. Az önce de bahsettiğim gibi vuruş hissiyatı çok iyi. Silahların çeşitleri de keza fena değil ama burada önemli bir husus bağlatılıyor bunu. Süre sıkıntısı. Dying Light 2'yi 40 saatte bitirdim ve bu 40 saat içerisinde çok çeşitli oynanış öğelerine sahip olduğumu düşünemiyorum. İlk oyunun biraz daha gelişmiş hali ve arada 7 yıllık bir gelişme süreci var. Daha fazla bir şeyler olabilirdi gibi geliyor. Ama genel olarak iyi kurtardığı için bu durumu çok üzerine gitmiyorum. Açık dünyayı kesinlikle ilk oyundaki kadar sevemedim. Parkur elementleriyle doldurmuşlar, bu yönü hoş ama yan görevler resmen copy-paste. Üstelik görsel olarak da leş gibi duruyor. Dying Light'in ilk oyunu görsel olarak bu kadar zenginken 7 yıl sonra çamur gibi gözükmesi ikinci oyunun açıkçası oynarken bayağı rahatsız etti gözlerimi. Optimizasyon konusunda da bayağı inişli çıkışlıydı yine. Aslında cidden uzatmak istemem Dying Light 2'yi. Hem eğlendiğim zamanlar olan hem de çok sıkıldığım zamanlar olan ortalama bir deneyimdi. 10. sıraya daha zar zor girebildi. Hiç fena olmayan boss savaşları, yine hiç fena olmayan tatmin edici vuruş hissiyatı ve oturaklı oynanış sistemiyle yılın bahsedilmesi gereken oyunlardan birisiydi kesinlikle Sifu. Özellikle videomuzun editörü Umut Bey'in favori 2022 oyunu kendisi. Onun aldığı hazları alabilsem muhtemelen ben de üstlere yazabilirdim ama bildiğiniz Oldboy senesi dışında çok gaza geldiğim an olmadı. Sebebi ise şu... Ya oğlum vallahi villayı vurdum lan, daha ben ne yapayım? Ya anasını satayım, vuruyorum! Ben böyle oyuna a**ayım ya! Gel. Al bunun kolumu çocuk, gel. Anasını... Avradını ya! Al bundan kolum. Ya... Vallahi delireceğim, vallahi billahi delireceğim. Vallahi billahi de bir çek boyun beni. Hayır. Sinirlenmeler oyun hakkında kötü görüşlere sahip olmama yol açmadı kesinlikle. Aksine bunlar olmasa Sifu çok sıradan bir yapım olurmuş. Çünkü açıkçası bölümler benim pek hoşuma gidemedi. Hikayesi de çok klişe ama önemli olduğu taraf olan oynanış konusunda tatmin edici ve bu tarafta Sifu'yu iyi bir oyun yapmaya yetiyor. Özellikle yapımcı ekibin ileride neler yapacağını çok büyük bir merakla bekliyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bu oyun ekibin yaptıkları ikinci oyundu. Ve ikinci oyunlarında çok yaratıcı bir fikirle gelmişler ve klişeleşen Souls-like, Roguelike türüne yeni bir soluk getirmişler. Bu sayede de kendi mezarını kazanan oyunlardan birine dönüşmemiş olmuş. Sifu, evin içine girseydin koyayım. Sifu iyi bir yapım, zor oyunları seviyorsunuz, kesinlikle şans verin. Cult of the Lamb bu sene kendini öne çıkarabilmeye başlayan başka bir indie oyundu. Hatta şu an öyle olmasa bile ileride onun ekolünde giden yapımlar görebiliriz gibi duruyor. Oyunda amacımız başı olduğumuz tarikat kampına yeni hayvan üyeler getirmek, kampımızı geliştirmek ve eş zamanlı dungeonlara girerek bossları temizlemek. Oyun roguelike türünü bambaşka bir tür ile birleştirerek kendine özgü bir oyun stili yaratmış. Roguelike türünde giderek niteliksiz yeni işler çıktığı için ve bu tür herkesin elinde dolaşmaya başladığı için benim için çok sıkıcı bir hale gelmişti. Bu yeni soluk sayesinde Cult of the Lamb'i keyif alarak oynadım. Özellikle oyunun sizi içine alması çok kısa sürüyor. Bu açıdan artı puanını yapıyor başlangıcını. Sonlara doğru iyice sıkmaya başlasa da kendinize eğlenecek bir malzeme buluyorsunuz bir şekilde. Oynanış basit olsa da eğlenceli, özellikle silahlar ve büyülerin çeşitli olması iyi olmuş. Dungeonlar bir noktadan sonra kendini tekrar ediyormuş gibi hissettirse de eğlenceli combat sayesinde bunu çok da umursamıyorsunuz açıkçası. Boss savaşları da keza hiç fena değil. İyi değiller belki ama kötü de denmeyi hak etmiyorlar bence. Son boss'un pattern'ına bayağı kasmışlar mesela. Üstünüzü geliştirerek karaktere de etki edebilmeniz mantığı da yine hoşuma giden unsurlardan bir tanesiydi. Görsel stili pek hoşuma gidemedi. Kısa sürmesine rağmen son çeyreğinde bitse de gitsek modlara girmesem muhtemelen listede daha üst sıralara yerleştirdim Cult of the Lamb'i. Ama oynamayı düşünüyorsanız indirime girdiğinde böyle cüzi bir miktara alabilirsiniz bence. Arkaya podcast açıp oynamalı oyunlardan bir tanesine daha merhaba deyin. Xbox'ın ekskluziv oyun kıtlığı çektiğini hepimiz biliyoruz.
ana IP'leri bile artık doğru düzgün memnun edemiyor Microsoft'u. Bu tarafta her ne kadar problem yaşıyor olsa da Game Pass sayesinde akıp gidiyorlar. Yılın sonlarına doğru çıkışını gerçekleştiren High on Life ise çıkışında anında Game Pass'e de geldiği için ciddi bir popülariteye sahip oldu. Microsoft'un diğer tüm özel oyunlarında da bu strateji ilerletmesi kendilerine artı puan yazacaktır bence şüphesiz. Ama High on Life'ın sahip olduğu bu popülaritede aynı aylık üyeliğin bitmesi gibi fena bir şekilde söndü gibi geldi bana. Malumunuz artık oyun dünyasında popülerlik pek önemli değil artık. Kötü eleştiri alırsanız tokadın acısı geçmiyor. High on Life'da şu an nasibini alıyor gibi. Oyun çok beğenilmiş gözükmüyor. Unutulmasını da buna bağlıyorum. Peki ben beğendim mi? Ben memnunum ya. Çerezlik 2-3 oturuşta sonunda merak ede de oynadım ve bitirdim. Zevk aldım ve beklediğim buydu. Rick and Morty'nin yaratıcısı Justin Roiland etkisini buram buram hissettiriyor senaryo tarafında. Genel olay örgüsü olarak çok hoşnut kalmasam da karakterler ve diyaloglar beni çok eğlendirdi ve yer yer sesli bir şekilde kahkaha bile attırdı. Ben neden bu cümleyi bu kadar uzun yazdım? High on Life'ın özellikle popülerleşmesini sağlayan mimleşen tarafı ise oyunda kullandığımız silahların bir kişiliğinden olması. Oyun boyunca size diyalog kurması. Ve bu silahların her biri daha da absürt hale getirmiş diyalog tarafından. Şahsen hikayenin havasını düşündüğümüzde de bu artı bir yönü oyunun. İnsanların genel olarak sevmeme sebebi oynanış tarafı. Ve evet senaryonu sevmeseydim muhtemelen ben de çok hoşnut ayrılmazdım ama oynanışın o kadar da abartıldığı kadar kötü olduğunu düşünmüyorum ben. Oyunu sıkmadan oynatacak iyilik doğmuş bence. En azından ben sıkılmadım. Oyunun neredeyse ilk %35-40'lık bölümünü oyunun başında aldığımız silahıyla geçiriyoruz. Ki işte hikaye tarafı olmasaydı ben direkt 2 saat oynadıktan sonra pes edebilirim. Neyse ki ilerledikçe yeni silahlar hızlı hızlı gelmeye başlıyor. Açılan yeni 2 tane silahın aşırı niteliksiz olduğunu düşünsem de pompalı silahı oldukça beğendim. He tabi silahın pompalı yönü sevmesem de Q ile aktive ettiğimiz ikinci formunu oyun boyunca sıkça kullandım. Diğer niteliksiz olan silahlar da yine ikinci formları ile kendini bir nebze oynattırmayı başarabildim. Oynanış yönüne kıyasla daha hoşnut olduğum bir tarafa geçelim madem. Bölüm tasarımları hiç ama hiç fena değildi. Mekan tasarımlarının Rick and Morty'den fırlamışçasına hissettirilmesi de cabası. Gören mantığımız zaten öldürmemiz gereken bir hedefimiz var. Hedefimiz öldürene kadar karşımıza çıkan engelleri aşıp düşmanlarla kapışıyoruz. Bu. Bir iki fena olmayan boss savaşı vardı ama öyle akılda kalıcı olan bir mücadele var mı diye soracak olursanız yanıtım maalesef yoktu olur. Oyunu genel bir özet geçersem, senaryo diyalog yazımı iyi, sonunu merak ettirmesi ve ekran başına tutması güzel, bölüm tasarımları fena değil, mekan tasarımları çok tatlı, oynanış tarafı yorumsuz bıraktıracak kadar vasat ve son olarak oyunun en büyük eksiği ise finali. High on Life'da böyle bir oyundu işte. İyi, oynanır. Sevin. PlayStation Exclusive oyunları arasında en sevmediklerin hangileri diye sorsalar, Days Gone'dan sonra söyleyeceğim yapım yüksek ihtimalle Horizon Zero Dawn olur. Oyun boyunca hababam hababam düşmanın zayıf noktasını nişan alıp ok attığımız bomboş açık dünyalı robot hayvanlı Assassin's Creed bildiğiniz bu oyun demiştim zamanında. Oğlum ben bu cümleleri niye bu kadar uzun yazmışım lan, nefesim tükeniyor. Bosslar sadece bitmek bilmeyen can barlarından ibaret olan deneme tahtası gibiydi resmen. Şaşkınım. Şaşkınım çünkü Horizon Forbidden West beni kalitesiyle bayağı bir şaşırttı. İlk oyunun hikayesini sevmemiştim, ikinci oyun direkt bir amaçla başlıyordu ve ilerisini merak ettiriyordu. Ve özellikle ilk oyunda eksikliğini hissettiğim kaliteli yan görevlerden Horizon Forbidden West'te bayağı mevcut. Hatta bir noktadan sonra ana hikayeyi umursamayıp yan görevi yapmaya başladım çünkü daha nitelikli geliyorlardı gözüme. İlk oyundaki çok güzel gözükse bile bomboş olan açık dünyasına bir hayat vermişler bu sefer. Özellikle bu hayat verme durumu oyundaki geldiğimiz mekanların arka plan hikayesini öğrenince daha da güzel hale geliyor. Ve karakterimizin gelişeceğini de yine ilk oyuna göre daha çok hissediyorum. Oynanış yine aynı sığlıkta gibi ama ilk oyun kadar baymadı beni pek. Özellikle tuzak silahlar bu oyunda daha işlevsel olmuş. Hoşuma giden eklentilerden birisi ise havada Zelda'daki gibi süzülebilmek. Videonun başında bahsetmiştim, bitirmediğim bir oyun vardı. Oyun Horizon Forbidden West'tir. 50 saat boyunca oynadığım için oyuna yeterli seviyede yorum yapabileceğimi düşünüyorum. Belki oyunu bitirdiğinde nefret edeceğim ama zaten daha da geri dönebileceğimi düşünmüyorum Horizon'a. Ama oynadığım kadarıyla listenin geride kalan yapımlarına nazaran oynarken daha çok keyif aldığımı söylemem gerek. Bu arada kesinlikle bahsetmem gereken bir durum olan ve benim bu kadar nasıl etkilediğini hala anlayamadığım bir taraftan bahsedeyim. Grafikler. Grafikler PlayStation 4'te bile dudak uçuklatıcı. Özellikle su altı ve çöl kısımları. Veya karlı bölgeler. Ya özellikle bırakın oyunun her bir köşesi tablo gibi al duvarınız. Listede 1-2 basamak üstü olmasının sebeplerinden birisidir belki de. Grafikler ne kadar iyiyse animasyon kalitesi bir o kadar zayıf ama neyse. Özet geçersem kaliteli yan görevleri, göz alıcı grafikleri, merak ettiren yapısı ve ilk oyunu kadar sıkmayan oynanışıyla memnun kaldığım bir yapım oldu Horizon Forbidden West.
Üçüncü oyuna çıkarsa ki bu çok olası duruyor, ana hikaye oyunların çeşitliliği gibi eksik yönleri de halledip mükemmel Horizon tecrübesini yaşatabilir bize sevgili Guerrilla Games. Normalde Stardew Valley, Minecraft gibi oyunları sevsem de bunların türevleri olan yapımlarda ve bununla birlikte direkt genel olarak hayatta kalma oyunlarını hiç sevmem. Bana göre değildir. Listeye katabilme umuduyla oynadığım Core Keeper'da umutlarımı suya düşürmedi ve listemde güzelinden biri yer buldu kendisine. İçerik olarak başlarda bağımlı bir şekilde üstüne aşırı zevk alarak oynasak bile biraz az gibi gözükse de ana 3 boss'u kestikten sonra daha işin çok başında olduğumuzu fark ettik. Bu da bizim işimize gelir. Amacımız içinde bulunduğumuz mağarada kazıklar yaparak yeni yerleri ve eşyaları keşfetmek ve bu sayede kendimizi geliştirerek bizi bekleyen boss'lara dalmak. Bir kere Stardew'u çok sevsem ve objektif baktığımda hikaye temelinde olması ile birlikte Core Keeper'a göre daha iyi bir yapım diyebilirim. Ama hangisine daha çok kendimi yakın hissediyorum ben? Cevabım Core Keeper olacak. Tamamen beklenti sebebiyle meyve vermiş bir durum olabilir bu. Core Keeper bağımlılık yapların underrated kalmış bir indir yapım bana göre. Bu tarz yapımlardan hoşlanıyorsanız kalabalık bir arkadaş grubuyla girmenizi şiddetle tavsiye ederim. Uzaktan bakıldığında ortalama bir mobil oyundan farkı yokmuş gibi gözüken Vampire Survivors, içerik olarak en üst seviyeye indie yapımlardan birisi. Bu yılın en sürpriz olmakla birlikte en kendine bağımlı ettiren oyunlardan biri olmayı da pas geçmiyor. Zaten Vampire Survivors'ın mottosu da bu. Boyutu değil, işlevi önemliden geliyor. Aslında basitmiş gibi gözüken oyun mantığı, içerisinde farklı farklı oynanış yolu seçmenizi sağlayan kocaman bir ağaç sunuyor ve bu ağacı da farklı farklı adeta çocukların istilası altında izledirten düşman tipleriyle bir sürü dal ekleyerek büyütüyor. Vampire Survivors'ta bütün bölümleri tamamlamış olmama ve defalarca baştan başlamama rağmen kendimi alıkoyamıyorum. Ücretsiz mobil versiyonunda bile en az 5 saatim vardır. Zengin, tekrar tekrar kendini oynatan ana içeriğin yanında bir de DLC ile gelince tadından yenmez hale geldim. Yapımcılar keşke oyuncuların kendi haritalarını oluşturabildiği bir mod getirse de içerik olarak daha da zenginleşse. Ki zaten yapımcılar da yeni haritalarda desteklemeye devam edecektir muhtemelen. Üstelik bu öve öve bitiremediğim oyunu ben 3 TL'ye almıştım. Şu anda muhtemelen o civarda falan... Hay ananı avradın. Vampire Survivors'ta asıl amacımız bölümlerde belli bir süreyi aşmak ve bunun sonucunda yeni bölümleri aktif hale getirmek. Bölümler içerisinde kazandığınız paralarla ana güçlerimizi menüde geliştirmek ve bölümlerde daha iyi dereceler elde etmek. Böylelikle de bağımlı hale gelerek içinden çıkılmaz bir döngüye hapsoluyorsunuz. Döngü demişken filmin korku döngüsünü izlemeyi unutmayın. Reklamlar. Onur, bu sefer neden korkuyorsun biliyor musun? Bilmiyorum. Reklamlar. Nasıl soktum ama araya. 50 TL'lik fiyatıyla bile sizi tatmin edebilir ama indirime sıkça girdiği için indirim beklemenizi tavsiye ederim. İndirime girdiğinde DLC ile birlikte direkt alın. Arada stres atmak için, kafa dağıtmak için Vampire Survivors'tan daha iyi bir seçenek var mı? Vallahi bilemiyorum. Neon White bu sene 2 tane Baba Yiğit oyun çıkmasa gönül rahatlığıyla birinci yapabileceğim inanılmaz keyifli bir tecrübe. Adını bilmeseniz bile oyunu illaki bir yerde görmüşsünüzdür. Özellikle podcast videolarının arkasındaki oynanış görüntülerinin çoğu Neon White'a ait olabilir. Neon White kart temelli bir shooter speedrunner oyunu. Olabilecek en hızlı sürede bulunduğunuz bölümü tamamlamaya çalışıyorsunuz ama bu bazen sizi tatmin etmeyebiliyor. Daha da hızlı bitirebilirim, rekoru kırabilirim diye. Bakmışsınız saatler geçmiş hala aynı tipte bölümlerde süre rekoru kırmaya, bölümdeki tüm objektifleri tamamlamaya adamışsınız kendinizi. Neon White oyuncunun kendisine challenge koyması açısından çok zekice tasarlanmış bir yapım. Bir kere level designları muhteşem. Kendinizi bölümlerde her tekrar denediğinizi daha da ustalaşmış olarak görmek ve harika görüntüleri ortaya çıkarmak içten içe Souls oyunlarında zor bir boss'u geçmişçesine bir tatmin hissiyatı oluşturuyor. Tabi aynı bölümleri tekrar tekrar oynamak biraz sizin inatçılığınıza kalmış bir durum. Bölümler ilerledikçe yine silahlar açılıyor ve parkurlar böylelikle kendilerinin üzerine koymaya devam ediyor. Silahların oynanışa katkısı büyük oranda sağ tıkla komut verdiğimiz ikinci formlardan oluyor. Bölümlerde ilerlememizi sağlayan parkur için gerekli formlar bunlar.
Sol tıkla kullandığımız formları klasik düşman vurmak için kullanıyoruz. Ama mermi sayınızı dikkatli kullanmak önemli olduğu için oynarken 1-2 mermi fazladan harcayınca otomatikten başa dönesiniz geliyor. Özellikle oyundaki bossları oldukça beğendim. O boss'a ulaşıncaya kadar öğrendiğiniz her şeyi üzerinize test eden iyi tasarlanmış bosslar ve bölümler mevcut. Oyunun müziklerini sevmediğim için bu esnada arkada hep gaza getiren bir müzik açıyordum ki keyif katsayım giderek artsın. Nitekim de bu iyi bir sonuç veriyordu. Neon White'in oynanışı dışında devam eden tatlı küçük bir hikayesi de mevcut. Çoğu eleştiriler bu yönde olsa da ben Neon White'in hikayesini büyük bir keyifle takip ettim. Kendi mizahi tonu cringe olsa da karakterlerin tepkileri, diyalogları, yer yer beni cidden güldürdüğü anlar oldu. Hani bu tarz oyunlarda çok fazla hikaye takan birisiniz sevmeyebilirsiniz ama ben yorucu bir 2 saatin ardından hikayeleri dinlerken hem ferahlıyordum hem de eğleniyordum. Aynı Vampire Survivors'daki gibi bağımlı olma ihtimaliniz epey yüksek. Hem Vampire Survivors hem de Neon White ikisinden biri fark etmez. Geçen sene en iyi indie oyun kategorisinde ödül alsaydı öpüp başıma koyardım. Çünkü kalite anlamında bu iki yapıma yaklaşabilen yok benim gözümde. İyi ki inat etmişim bu videoyu yapmaya da bu iki oyunu da deneyimleyebilmişim. Ama gittiler doğru düzgün mekaniği bile bulunmayan sıraya verdiler. Arkadaş, bu iki oyunda bildiğiniz indie sektörüne yön veren oyunlardı. Kaç tane Vampire Survivors klonu çıktı artık ben sayısını unuttum. Neon White'da zaten var olan bir türün masterpiece'ini ortaya çıkardı. Vallahi söylenecek bir şey bulamıyorum daha fazla. Hızlı oynanışları seviyorsanız Neon White'den inanılmaz bir haz alacağınızı imzamı atarak bir sonraki oyunlara geçiyorum. Evet, geldik son iki oyunumuza. Zaten tahmin ediyorsunuzdur hangi oyunlar olduğunu. Herkese de olduğu gibi bende de aynı oyunlar ilk ikide yer edindi. Bu oyunlar hakkında o kadar karşılaştırma yapıldı ki artık üzerine bir şeyler eklemek istemiyorum ben. İkisini de neredeyse aynı düzeyde sevdim. Hani birine puanım 95 ise diğerine 95.5 falandır hani. Her neyse, geçelim artık oyunlarımıza. 2 Elden Ring, 1 God of War Ragnarok. Haydi görüşmek üzere. Dur şu hareketini yapsın. Aa geçiyorum. Geçtim lan. Aa geçtim. Sakin. Geçtim. Aa geçtim. Vallahi.